Akşam saatlerinde televizyonu açıyorsunuz. Fener'in maçı bitmiş, bir yorumlara bakayım diyorsun. O. Yarışma izleyeyim diyorsun. Yarışan da o, sunan da o. Karnım kıyıldı, bir yemek programı açayım diyorsun. Yine o. Survivor demiyorsun bile. Neyse, bir film izleyeyim bari diyorsun. Aa, kim acaba? Bari çocuklar duymasın açayım da biraz hayat bilgisi dersi alayım diyorsun. Ama sıkılıp atıyorsun kumandayı bir kenara. Günümüz televizyonu, YouTube'u açıyorsun ki Ekonu televizyonsa o yine orada. Yıllardır hayatımızda futboldan Formula 1'e, dans yarışmalarından filmlere, çocuk programlarından Miss Turkey'e. O her yerde. 20 yılı aşkın süredir hayatımızda. Imagine Dragons'un Believer şarkısının klibine konu olacak hayatıyla, bilinenleriyle, bilinmeyenleriyle Burcu Esmersoy Vibio'da. Kamile Burcu Esmersoy. 2 Ekim 1976'da İstanbul'da Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğdu. O dönem bu hastanede doğan kızların adına Zeynep, erkeklerinkine Kamil eklenirdi. Ailesi de ona Zeynep ismini vermemek için Kamile'yi vermiş. Yanına da Burcu'yu eklemişler. Çocukluk hayatını geçiyoruz, oraya sonra geleceğiz. Beşiktaş Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği okudu. Sonrasında New York Üniversitesi'ne gitti. Medya sektörüne girişi ise kader ve şans karışımı olarak adlandırılabilir. İlk adımı 97'de Kanal D binasında çay ve kaset taşıyarak attı. Kanal içinde sevilen biriydi. Öyle ki Miss Turkey 97 düzenleneceğinde "Güzel kızsın, seni gönderelim yarışmaya" diyerek yarışmaya onu gönderdiler. Gerçekten de öyleydi. Estetiksiz, duru ve masum bir güzelliğe sahip gencecik bir kız. Sempatik hareketleriyle adeta bir enerji kaynağı. Güzelliği Miss Turkey otoriteleri tarafından da görüldü ve Çağla Şikel'in birinci olduğu yarışmayı dördüncü tamamladı. 8 numara Burcu Esmersoy. Ardından Miss International yarışması için Japonya'ya gitti. Türk-Japon dostluğunun siyasi anlamda geliştiği bu yıllar yarışmaya da yansıdı ve güzel kızımız uzak diyarlardan dostluk ödülüyle döndü. Üzerindeki emekleri inkar etmeyecek kadar sadık biriydi. Bu yüzden ödülünü genel yayın yönetmeni Faruk Bayhan'a vermek için Kanal D binasına geldi. Elinde çaylarla oradan oraya koşturdu, kasetler düşmesin diye dikkatle taşıdığı bu binaya şimdi bambaşka biri olarak giriyordu. Kısa bir teşekkür sohbetinin ardından çıkacaktı ki Bayhan yolları bu kadar çabuk ayırmak istemediğini ve onu televizyonda kullanmak istediklerini söyledi. Odada bulunan ve tüm sohbete şahit olan İlker Yasin de "Bu kızdan olmaz abi, baksana sesi erkek çocuğu gibi" diyerek onu istememişti. 6 ay boyunca Hıncal Uluç'un asistanlığını yaptı. 98'de de İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Günel'in "Oy Didem" şarkısının klibinde oynadı. Kanal D'de çocuk programlarında sunuculuk yapmaya devam ederken Milenyum yeniliklerle geldi, CNN Türkiye transfer oldu. Muhabirlik ve haber editörlüğünde kendini geliştirmek için diyalog, spikerlik ve sunuculuk okulunda ustalardan, duayenlerden eğitim aldı ve buradaki eğitimini dereceyle bitirdi. Futbol erkeklerin işi düşüncesinde olan insanların başlangıçta garipsediği bu güzel kadın zaman geçtikçe kendisini kabul ettirmiş, normalleşmişti. Sadece futbol değil, farklı spor dallarında da görev aldı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etmek için dünyayı dolaştı. Bu seyahatler sırasında bir seyahatinde Ferrari'nin reklam pazarlama ve sponsorluk müdürü Massimo Cosimano ile tanıştı. Geçmişinden dolayı erkeklere olan güveni azalsa da bu adam düşüncelerini değiştirmeye başlamıştı. Öyle kapıldı ki bu aşkın rüzgarına, 2005'te CNN'den ayrılıp İtalya'ya yerleşti, sevgilisinin yanına. 2006'da da 2 yıl sürecek bir evliliğe başladı. Artık Türkiye'de aranan bir yüzdü. 2006'da spor severlerin hala özlemle andığı NTV Spor'a transfer oldu. Burada birçok programda sunuculuk yaptı. İnsanlar tek özelliğinin güzel görünmek olduğunu söylediğinde o buna hiç takılmadı. "Ekranda çok kadın var" dediler, o spor dünyasına atıldı. Çalışan bir kadın olmak zorken medya sektöründe çalışan bir kadın olmak daha zordu. Üstüne üstlük spor medyasında çalışan bir kadın olmak tarif edilemez bir şeydi. O güne kadar onu hiç görmemiş insanlar bu kez de tek özelliğinin spor programı sunmak olduğunu söylemeye başladı. Bu eleştirilere aldırmayıp kendini kanıtlama hayaliyle yaşamasa da bir şekilde çok yönlülüğünü gösteriyordu. Fenomen olunca otomatik olarak alınan DJ unvanı gibi medyada öne çıkanlar da bir şekilde dizilerde, filmlerde görünüyordu. Güzel ülkemizde kimse bir işin en iyisi olmak istemiyor, iyi mi, kötü mü, boktan mı diye düşünmeden her şeye elini atıyor maşallah. Ama dans etmek öyle "hadi ben de yapayım" denilebilecek bir şey değil. 2010'da Acun Ilıcalı'nın Kanatları Altında Yükselenler kervanına katılarak Yok Böyle Dans'ta yarışmacı oldu. Buradaki danslarından sonra Esquire dergisinin Yaşayan En Seksi Kadınlar Atlası 2010'da Türkiye adına yer aldı. Oysa o
kendini seksi ya da çekici bulan biri değilmiş. Ama bu listeye giren Türkiye'deki ilk kadın olarak da tarihe geçmiş durumda. 2011'de Acun'la çalışmaya devam etti ve aynı yarışmada bu kez sunucu oldu. 2012'de Survivor, 13'te Popstar, say bitmez. Aynı zamanda bazı film ve dizilerde oyunculuk yaptı. Gerek var mıydı? Tartışılır. Bu kadar sıfatın üstüne son zamanlarda da YouTuber unvanına kavuştu. 2018'de hayatımın aşkı diyerek deli divane olduğu, ilk kez birinin karısı olmak, çocuğun doğurmak istiyorum dediği Berk Suya Batmaz'la evlendi. İnanılmaz aşkları bir sene sonra bitti. Ama hayat devam ediyor. Peki şimdiye kadar işinden anlattık da aslında birçoğumuz Burcu Esmersoy'u yaptığı bu işlerden tanımıyor. Zaman zaman Twitter'da orada burada en çok konuşulan kişi haline gelmesi işlerinden dolayı değil. Yaptığı garip, yer yer kadınlıktan utandıran, yer yer nasıl böyle bir şey diyebilir ya dediğimiz gaflarından dolayı çok konuşuldu. Haklılardı. Kadına şiddetin arttığı ve bunun önüne geçebilmek için özellikle bas bas kızların okumasından, kendi maddi özgürlüklerini eline almasından bahsettiğimiz bu zamanlarda Burcu Esmersoy kalktı. Bir erkekle dışarı çıkıyorsanız cüzdan ya da para almanıza gerek yok dedi. Yani tabii ki erkek arkadaşınızla birliktesiniz. Yani cüzdana ihtiyacınız olmayabilir ama ne olur ne olmaz diye ben genelde ne olur ne olmazcıyım. Mutlaka para yanıma almaya çalışıyorum ya da bir kart. Ekranda bu kadar görünen, belki de birçok kızın rol model olarak aldığı bir kadından hiç de böyle bir gaf beklenilmezdi. Sadece bu mu? Tam bu gafı unutulmuştu ki eski eşinin yeni sevgilisiyle evlense düğününe gideceğini söyledi. Hop kadınlar yine ayaklandı. Yeri geldi, erkeklere top görünce kala kalıyorsunuz. Çok komik. Top görünce hemen dokunmaya ve vurmaya çalışıyorlar. Topu kıskanıyorum gibi açıklamalarda bulunup bir kez daha şok etti. Artık kimse Burcu Esmersoy'un mentalitesini de duygusunu da anlamıyordu. Öyle ki yeni bir şey söylese aman ya Burcu işte saçmaladı yine denecek hale geldi. Birçok düşman edindi. Başta Instagram'dan takipten çıktı Demet Akalın tabii. Ama niye insan beni takipten çıkar da sonra bu bir denemeydi der yani. Başka denek bulamadın mı Burcu? Ama çok üzüldüm. Ama sonradan anladık ki bilmeden yargılanmış. Kimse hayat hikayesini gerçek anlamında bilmiyordu. Evet, garip davranışları vardı ama neden? Bunu YouTube'da katıldığı bir programda açıkladı. Şu nedenden dolayı ben böyle oldum demedi de kendini anlattı. Sonra biz çıkarımda bulunduk. Çok zor şeyler yaşamıştı. Bu durum artık magazine düşen bir kadının durmadan yaptığı gaflar değil, yaşadığı birçok kötü durum silsilesinin ardından ortaya çıkan belki de davranışlar bütünüydü. 3-4 yaşından itibaren babası tarafından hortumla acımasızca dövülüp sürekli şiddet görmüş. 5 yaşındayken babasının gölge ailesi olduğu ortaya çıkmış. Sonrasında baba diğer aileye gidiyor. Annesi ise zengin bir adamla tanışıyor. Ailesi muhafazakar olan bu adamı kaçırmak istemeyen anne daha önce evlenmediğini söylüyor. Bu yüzden annesine 12 sene boyunca teyze diye seslenmek zorunda kalıyor. Yalan ortaya çıkmasın diye onu ve ablasını babaannesinin ve dedesinin evine bırakıyor. Arada bir gördüğü annesi zamanla onun için sıradan biri haline geliyor. Canı yandığında anne değil babaanne diye ağlayacak kadar sıradan biri. Babasından çok dayak yemiş ama annesinden bir kere tokat yiyor. O da annesine anne dediği için. Her şeye rağmen kimseden nefret etmemiş. Annesinin diğer kocasından olan çocuğunun okulda veliliğini bile yapmış. Ona yıllarca eziyet edip anne baba sevgisinin tanımını bilmeyen bir çocuk yaratmıştı babası. Yıllar sonra ölüm döşeğindeyken sonradan pişmanlık duymamak için görmeye gidip bundan utansa da babasını hasta ve aciz halde görmek içten içe iyi hissettirmiş. Bunu babasının da yüzüne söyleyip oradan ayrılıyor. Yüzleşmeyi yapıp sorunun çözdüğünü sanıyor ama yıllar sonra babasına benzeyen biriyle evlendiğini fark edince çözemediğini anlıyor. Hani yıllar önce magazinde bir haber çıkmıştı hatırlar mısınız? Burcu Esmersoy miras yüzünden babasıyla kavga etti. Para meraklısı mı, aç gözlü mü, nankör mü, babasını red mi etti diye. O dönem yerden yere vurdu herkes onu. O haklılığını bildi, sustu. Gerçekler geç de olsa gün yüzüne çıktı. Dram filminde izlesek abartı bulabileceğimiz bir çocukluk geçirmesine rağmen bugün tanıdığımız kadın oldu. Orman yangınından sağ salim çıktım. Artık bana kolay kolay bir şey olmaz derken ne demek istediğini yeni yeni anlıyoruz. Yıllar önce Sabahattin Ali'nin sorduğu bu soru maalesef bugün de soruluyor. Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin Ev Safo hakkında söz söylemekten kaçındığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatlığıyla öteye geçiveriyoruz?